Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar en son kümesel çift video çektiğimizde dişi bir bal kafamız ölmüştü arkadaşlar. Hastalığını hala tespit edemedik. Arkadaşlarımızın bazıları boğulmuş olabilir diye bir düşüncesi vardı yavruyu kusarken. Bazıları abi fare pisliği yemiş olabilir diyordu. Tabi her şeyi değerlendirmek lazım. Hepsi olabilir arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır Miro yavru soran var arkadaşlar. Abi satılık var mı, satılık var mı diye. Ben de üst düzeylerden bir takım olmasa da bir Miro, bir esasi çıkarmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle basık içine kadar daha yavru arkadaşlar yeme düştü. Bir tane üst düzey Miro. Bas altlara kadar maşallah. Bir tane de orijin. Esasi arkadaşlar. Bakalım. Esasi dişi. Dur, dur oğlum. Bu da diş. Şans arkadaşlar. İki tane dişi elinde erkeği filan olan varsa, bunların ikisi de yavru arkadaşlar. Beli görüyorsunuz, tertemiz. Zaten tüyden sonra kanatlar filan tek parça olacak. Bu bayağı bir üst düzey çıkmış. Büyüyünce şöyle filan olur. Hemen abisini atalım. Biraz güneşten parlıyor arkadaşlar. Bundan da vasıflı çıkmış yavru. İki dişi diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunları ikisi şu anda satılık arkadaşlar. Bu ikisi. Bir de erkek de çıkabilir. Orası kısmet. Biz zeki dişi ihtiyacı olanlara resesiyi, bunların yavrusu arkadaşlar. Babayı zaten görüyorsunuz. Kızım. Baba heybetinden yetiyor zaten. Güneşte bile kanatlar tek parça. Morluk zaten üst düzey. Festival ayarında kuşlar arkadaşlar. Normalde bunlar gölgede daha net çıkıyor, daha iyi. Ama biz güneşte de çekelim arkadaşlar. Resesi bunların yavrusu. Miro reçası yakırdığınız zaman, yani Miro reçasıyı böyle daha acı paslı değişik değişik kuşlar atar arkadaşlar. Yavru Miro'nun babası şu muydu, bu muydu? Bunların hepsi birbirine çok benziyor arkadaşlar. Maşallah maşallah. Üst
Sopalımız da iyice düzelmiş arkadaşlar. Basıyor komple. Bak, yanındaki Miro'dan daha vasıflı arkadaşlar. Ayak paça takımı ötekine göre çok çok daha iyi. Hamurda annesi var. Kızım. Çıkarttın mı yumurtanı? Yok. Sen ne yaptın kızım? Yok, bu erkek. Maşallah, maşallah. Kızım. Kız, senin bir yumurtan nerede kız? Zilli. Kızım, sen ne yaptın? Anam. Dur, dur kızım, dur. Sen niye mayo kustun mu? Bunu normalde kaldırmayın siz arkadaşlar. Bak, bu ölmüş içinde. Ben buna bakmak için kaldırdım arkadaşlar. Ah. Çıkamamış ya. Arkadaşlar, bir dişi bir erkek de çıkabilir. Ama ikisi muhtemelen dişi. Elinde erkeği olan varsa. Güzel, vasıflı. Yani üst düzey diyebileceklerinizden. Büyüdüğü zaman kanadı kapkara. Tek parça. Yapar arkadaşlar. İkisini 1000 liraya vereceğim. Yanında da bir takım da oyun kuşu hediye edeceğim arkadaşlar. Alan arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun. Bir dişi resesi, bir dişi Miro. Erkek var mı diye sormayın. Şu anda boş erkek yok arkadaşlar. Hepsi dolu. Yumurta. Bakın, kırmaya çalışmış da kıramamış arkadaşlar bunu ya. Herhalde öldüğü için de hayvan. Ona birazdan bir bakacağım. Resesi büyüyünce aynı bu koca erkek gibi olacak. Geç oğlum içeri, geç de bir heybetini görsünler. Geç. Ha, bunun yavrusu arkadaşlar bir tanesi. Bir de dişim. Bunun bir kardeşini Samsun'a gönderdim. Altından çocuk tepeli aldı. İşte şans. Allah bize nasip etmiyor ama müşterilerimize nasip etmiş. Dört beş tane yavru da Gökhan abinin oraya sürdüm arkadaşlar. Şurada birkaç tane de yumurta var. Şuraya bir tane bal kafa yavru sürmüştüm. Muhtemelen açtır bu da. Hayvan aç çünkü. Burada yem yok.
Çün kuşları olduğu için Gökhan abi önlerine yem koymuyor. Yem koymayınca da bu yolda aç kalmış arkadaşlar. Ben şunun önüne bir yem dökeyim de. Yavruyu beslesinler ya.